Evet, şimdi Profesör Doktor Orhan Tarçın bizlerle birlikte kabızlı ve yeni teknolojide neler yapabiliriz onu konuşacağız. Alkışlarla hocam dedi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk abi. Şimdi neden kabız oluyoruz? En başta onu bir konuşalım da. Ben gençlik yıllarıma gidiyorum. Yani üniversiteye gitmediğim yıllarda özellikle sanki çok daha fazla görüyordum bu tabloyu. Hatta öyleydi ki yani her gün bir formül arardım. Efendim Sinan Beki çayları, işte yok forum çaylar, neler tüketmedim neler. Evet. Bir faydasını gördüğümü zannediyordum ama sonra dedim ki ya bir yerde ben kendim hata ediyorum. Bu az önce bahsettiğim beslenme planına geçince çok da rahatladığımı hissediyorum. Evet. İstersen öncelikle kabızlığı tarif edelim. Lütfen. Hani bizim üç çeşit tarif yöntemimiz vardır kabızlığı. Bir tanesi dışkılama sıklığının azalmasıdır. Yani normalde günde bir kere tuvalete çıkacakken iki günde bir, üç günde bir, dört günde, yedi günde bir veya 15 günde bir i̇şte tuvalete çıkmaya söyledi, Atabey, bir kabızlık hafta. Diyoruz. Bir hafta, haftada bir tabii ki. Normalde günde bir veya iki günde bir olması lazım ama haftada üç kereden daha sıklıkta tuvalete gidiyorsak, büyük tuvalete, bu bir kabızlıktır. Ama tek tarifi bu değil tabii. İkinci tarifi de ıkınarak tuvaletini yapmasıdır, büyük tuvaletini. İşte bu bir problemdir. Kişi ancak ıkınarak tuvalete çıkabiliyorum diyorsa... Herkes ıkınmaz problem. Mı? Yok, herkes ıkınmaz. Yani birçok kişi de... Tuvalete oturduk mu, evet. Lap diye geliyor mu hocam? Şimdi ıkınmaz, biraz bir zorluyorsunuz kendinizi. Bir refleks vardır. Yani hafif bir karın içi basıncını arttırma olayı vardır ama bazılarında bu hafif bir karın içi basıncını arttırma yeterli olmaz ve kendisini çok çok sıkar. Hatta birazdan göstereceğim ben. Hani nasıl biz dışkılarken, ıkınmadan nasıl yapabiliriz? Onun bir yöntemi var. Birazdan göstereceğim. Ata sen ıkınıyor musun? Ikınmadan olmuyor. Ikınma... Evet. Mümkün değil yani. Bize yani... ıkınmayı bir tarif edebilir misin? Sen... Şimdi bak. Bak ben... Yani söylüyorum sen... Şimdi ben... sen yaşlardayken büyük ihtimalle daha işte tıp fakültesine belki okuyorum, belki okumuyorum filan. Hakikaten çok tıp fakültesine okuyordum. Tıp fakültesi ikinci sınıfta hemoroid problemiyle karşılaştım. Yurt dışına gittim bir staja. Ondan sonra yediğim alışkanlıklar falan tamamen değişti. Bir gün oturamıyorum. Kesinlikle hocam. Tamam. İçeride bir blok var yani. Ya benimki dışarıya yani meme yapmış bloktu. Hemoroiddi yani. Ondan sonra kan pıhtılaşmıştı. O kadardı ki çünkü şunu fark ettim. Tuvalete gitmek için çok ıkınmak zorunda kalıyordum. Hatta ayakta yani mesela yemek yedim. Yemek yiyince midenin, hocam birazdan bahseder büyük ihtimalle, mide kalın bağırsağı böyle bir titrettiriyor. Evet. Ondan sonra bir refleks var vücudumuzda. Doğal refleks bu. Evet. Yani büyük abdestimiz böyle geliyor herhalde. Evet. Şimdi şu var. Yani büyük abdestin gelmesi için makatın son kısmında, kalın bağırsağın son kısmında dışkının olması lazım. Dışkı son kısma ulaştığı zaman kişi bunu algılıyor ve bir refleksle bunu dışarıya atıyor. Ama zaten birazdan bir balonla göstereceğim ben kabızlığın mekanizmasında. Normalde bağırsağın son kısmına dışkı geldiği zaman hafif bir refleks yukarıdan başlıyor. Ve bağırsağın, bizim bir maketimiz vardı. Şurada bakın görürsünüz. Burada bir açı var. Bakın evet. Bu açı çok önemli. Anorektal açımız. Şimdi bakın buradaki açı dışkılama esnasında düzleşiyor ve dışkı aşağıya düşüyor. Ama bazı kişilerde bu açı düzleşmez. Ikındıkça açılması gerekirken ikındıkça kapanır ve tek tük bir parça o balon onunla ilişkili bir şey. Veya biz bununla da gösterebiliriz. Bakın normalde olması gereken şey bağırsağın son kısmı burası. Ve şöyle bir açısı vardır bunun. Şu açısı. Ve eğer ki ıkınırsak biz bu düzleşir. Dışkı aşağı yener ve kapak açılır, aşağıya düşer. Refleks budur. Ama bazı kişilerde şu açı ıkındığı zaman açılmaz, daha da kapanır. Kapak gibi olur, tıkanır orada. Muhtemel arkadaşımızda bu var. Bu çıkış bozukluğu tipi kabızlıktır. Ve ancak bir iki parça geçer, aşağıya düşer, topak topak olur. Nasıl çıkıyor? Genelde. Hocam zaten hiç çıkmasını istemiyorum açıkçası yani. Çıktığı zaman böyle parça parça mı? Yani kimi zaman öyle oluyor, kimi zaman... Farklı bir şekilde oluyor. Şimdi ben... Ama kanaman oluyor bazen de. Şimdi ben kendi yaşadığımı söyleyeyim sana. Bu kabızlık şikayeti başka şikayet var mı? Siz mi? Mikrofonu siz alın. Tıbbi bir konudan bahsediyoruz gün sonunda. Öyle şey yapacak bir durum yok. Ama mesela kendi yaşadığımdan bahsediyorum. Yemek yerim.
Bu sefer olacak galiba. Ya bu işin psikolojisini anlayamazsınız ya. Gerçekten yani yaşamayan bunun psikolojisini anlamaz. Yaşayan eminim ekran başında bizi izleyenler şu anda ne hissettiğimi, ne tarif etmek istediğimi çok net anlıyorlar. Yani şimdi hiç mi olmadınız? Olmaz, olmaz olur mu ya? Yani şimdi ama bu iş böyle artık bağımlı, ilaç bağımlısı hale gelen insanlar var. Bu sefer olacak galiba. Tamam, oluyor. Gelecek, yemek yedim. Bir ufak hareket var, hemen gitmem lazım. Öyle ki saatini kollardım. Eğer o anda, o hissiyatı hissettiğim anda gitmezsem evet. Bir daha o gün iptal. Hocam sözünüzü balla kesiyorum. Eczaneye gidiyorum, bir ilaç alıyorum. Prospektüsünün o 20 dakika içerisinde etkisini gösterecektir yazıyor. 20 gün. Merakla bekliyoruz hocam. Yok yani. Yok, şey yok. Bekliyor. Bak adam dökülmeye başladı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Adam yaşadıklarını 20 dakika diyor. Saatler. Ya bir de bana sor. 20 dakika diyor. Ertesi sabaha bekliyorum. Ama kendimi programlamışım. Bu bana 8-10 saat sonra etki edecek diye. Şimdi geliyor hocam. Bu sefer lavaboya gideceğim. Ne yapıyorum? Geliyorum. Lavabonun kapısında başlıyorum ıkınmaya. Ayaktayken başlıyorum, yürürken. Ikınarak gidiyorum ki oturduğum zaman şu açıyı ayarlayabileyim ve tamamen yapabileyim diye. Sen... Bazen oturuyorum hocam. Tekrar geri kalkıyorum. Evet, oturuyorsun bazen. Hakikaten hiçbir şey yok ve tekrar geri kalkıyorsun. Bu bu bahsettiğiniz tablo mu bizim gençken yaşadığımız, evet. Belki Atabey'in şu anda yaşadığı? Aslında şimdi kabızlığı... Tabii üçüncüsünü ben isterseniz söyleyeyim. Üçüncü kabızlık tipi de dışkının sert olmasıdır. Yani bir, sıklığının azalması. Haftada üçten daha az tuvalete gitmek. İkincisi ıkınma. Üçüncüsü de her gün çıksanız bile dışkının çok sert olması kabızlıktır. Tabii bunun birçok sebebi var. Organik sebepler var, bir de fonksiyonel. Yani altta organik bir hastalık yok, o tip sebepler var. Şimdi organik sebeplerle biz genelde taramaya başlarız. Örneğin Türkiye'de en sık görülenlerden teki tiroid hormon yetersizliği. Yani kişinin guatrın olması. Hipotiroidi, evet. Tiroid hormonunuz eksikse, guatr hastalığınız varsa kabız olabilirsiniz. Olabilirsiniz. En önde gelen bulgularından tekidir. Onun için bize kabızlıkla gelen bir kişiye mutlaka guatr testi yaparız. Belli hormonları ölçeriz. İkincisi kalsiyum ölçeriz. Kalsiyum. Tabii kalsiyum seviyesi de çok önemlidir. Üçüncüsü de potasyum seviyeleri. Yani kan elektrolitlerini ölçeriz. Eğer ki bunlar normal ise ondan sonra altta diğer organik sebepler var mı? Onları araştırırız. Şimdi tabii organik sebeplerden bir kısmı biraz evvel saydığım gibi böyle hormonal bozukluklar olabilir veya elektrolit bozuklukları olabilir. Ama bazen de yeni başlayan kabızlıklarda ki arkadaş buna dahil değil ama örneğin bir kalın bağırsakta bir kitle vardır. O zaman darlık yaratır, kabızlık olur, bir problemdir. Aniden mi gelişir? Aniden. Eğer tabii aniden gelişen bir kabızlık varsa, son zamanlarda olduysa, kilo kaybı varsa, karında şişkinlik varsa, 40 yaşın üstündeyse o zaman tümör düşünülebilir veya başka tip darlıklar düşünülebilir. Mesela gizli Crohn hastalığı vardır, bağırsağı tıkar, orada ondan dolayı da kabızlık olabilir. Tabii bir de organik sebeplerin birçok sebebi var. Beyinden de olabilir. Beyindeki bazı bozukluklar. Ama omurilikteki bozukluklar da yapar kabızlık. Bel fıtığı omurilik. Mesela. Bel fıtığı değil de böyle özel isimler var. Bazı multipisikleroz gibi beyin hastalıkları yapar veya cauda equina gibi böyle omurilik bozuklukları da kabızlık yapar veya omurilik travmaları da yapar. Başımızda böyle bir şikayet yok. Eğer ki organik şikayet yoksa araştırdık biz bunu. Çünkü hormonlara baktık, başka şeyler, tam kan istedik, sedim, CRP gibi tetkikler istedik. Vücutta iltihabı gösterir, kan kaybını gösterir. Eğer bunlar da yoksa o zaman non-organik yani fonksiyonel ya da sebebi bilinmeyen kabızlık vardır. Şimdi biz organik kabızlığı da aslında üçe ayırıyoruz. Pardon, non-organik kabızlığı yani fonksiyonel kabızlığı üçe ayırıyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesinde bağırsağın dışkıyı şuradan her gün kalın bağırsağa 1,5 litre dışkı gelir ama kalın bağırsak onu 200 grama kadar indirir. Ve taşınma süresi genelde 35-40 saattir. Şimdi bazı kişilerde fonksiyonel yani organik bir bozukluk yok. Bu durumda bir kabızlık var ama kolon transit zamanı yani dışkıyı taşıma süresi normaldir. Kalın bağırsakta geçiş süresi normal. Normaldir ama dışkı sert çıkar. Birincisi bu. Niçin? Süt fazla emilir. Başka fazla sebepler vardır. Fonksiyonel bağırsak hareketleri yavaşlar. Şuradan şuraya gidene kadar suyu fazla emilir mesela. Şimdi bir tanesi bu. Ama başka bir tane daha var. İkincisi de
%25 oranında gözüken slow transit, yani yavaş transit tipi kabızlık. Bunda da olan şey şu, şuradan dışkı başlar buraya doğru taşınmaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 günde gelir bazen veya 15 günde. İşte bu yavaş transit kabızlıklarda liften çok zengin gıda yediğiniz zaman o burada takılır, daha da yavaşlatır. Az önce bahsettiğimiz tablo, tabii. Posa fazla yiyeceksiniz diyoruz ve bu sefer daha da çok tıkanıyor. Dengeyi korumak lazım, buyurun. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben gerçekten çok ciddi çektim. Bu hamilelik döneminde gençken mesela onu yaşadım. Çok böyle bir aya yakın neredeyse çıkamadım. Üç kez çok özür dilerim. Laman yaptılar, çıkamadım. Dediler ki yani çok tehlikeli, ameliyat olacaksın. Yani başka yolu yok. Sonra sabaha doğru çözülmeye başladı. Ve ben bunu ara ara yaşadım. Evet. Sonradan gıdalarla falan düzeltmeyi, hani çok lifli yapıp da tıkamamaya da hani özen gösteriyorum. Şimdi nasıl? Hamilelikte beklediğimiz bir şey kabızlık aslında. Ama zaman zaman sonra hemoroid de oldu. Çünkü o sıkı bir, ciddi bir kabızlığım vardı. Sonra o tedaviyle şeyle geçti ama tekrar onun yani düzenini bozmamak için şimdi düzeliyor gibi tekrar oluyor. Onu yani düzgün olması için ne yapmamız gerekiyor? Tuvalet alışkanlığımızın düzenini korumak için ne yapacağız? Ha bir de tuvalet ölçüsü önemli midir? Ne demek tuvalet ölçüsü? Bir mesela o klozetle dizi üstüne çok aşağıda olması gerekir diye ben bir programda duydum. Klozetin çok yüksek veya çok alçak olmaması gerekir. Standart değil mi ama onlar? Değil, değil. Onun da çok önemi var denildi. Bir doğru mudur hocam? Bir dakika dur, evde değiştirenler var ya. Evet. Siz, ay hocam yani evet farklı olduğunu yeni öğrendim hocam. Sonra evde değiştirdiniz mi? Ev değiştirdik derken daha önceki evimizden başka eve taşındık. Orada daha iyi farklı yere mi? Yeni taşındığımız evde daha alçak. Daha alçak. Evet ve boyutları da daha küçük. Onu fark ettim. Şimdi oturduğumuz yerin büyüklüğü fark eder mi hocam? Oturduğumuz yerin yüksekliği fark eder. Normalde anorektal açıyı düzleştirmede daha faydalıdır dizlerin karna doğru yakın olması. Bu amaçla hatta biz eğer ki evde klozet varsa ayaklarınızın altına 15 veya 20 santimlik basamaklar var. Onlardan alın ve koyun deriz mutlaka kabızlı olan kişilere. Evet, basamak örneğimiz de var. Onu da göstereceğim evet. Aşağı gelince şimdi ama. Evet. Peki mesela Alaturka tuvalet. Alaturka tuvalette açı tabii daha kolayca düzleşir. Ama yani, alafranga tuvalette iş daha zor olduğu için kabızlığı olan kişilere öneriyoruz. Ayaklarınızın altına bir basamak koyun diyoruz. Hatta diyoruz ki ayaklarınızın altına bir basamak koyun. Her iki elinizi karnınıza koyup öne doğru eğilin. Eğilme hareketleri yapın diyoruz. Başka bir şey. Biraz evvel arkadaşımız da bahsetti. Nefes alma konusu da çok önemlidir bu durumda. Yani evet kabızlığınız varsa klozetin hemen önüne bir tane küçük basamak koymanız gerek. Sana hediyemiz kardeşim. Evet. Şimdi bu şekilde yükselteceğiz. Evet. Doğru hocam çok güzel. Evet. Bir dakika sizde mi böyle? Size evet. Problem var mı? Evet. Böyle parmaklarımın ucuna basıyorum. Aynı hocamın dediği gibi tabii. Böyle sıkıyorum. 4-5 gün evet. Sürüyor öne hocam doğru kompostoyla. Gerekecek. Kompostoyla tabii. Meyvelerine ben rahat. Dök içini abla. Ayıp değil yani. Gerçekten bu şikayetim gürgür bir sesler geliyor. Rahatsız oluyorum. Kimsenin yanına oturamıyorum. Başka bir şey sanarlar diye, gaz sanarlar diye korkuyorum. Ondan sonra... Şişkinlik oluyor mu? Sizde de oluyor mu? Benden kesinlikle de oluyor hocam. Taş gibi oluyor şişkinlik olmaz mı? Onun üzerine ayaklarını koyabilir misin? Şimdi bu yükselttiği zaman açı mı düzeldi hocam? Evet, evet. Şu bahsettiğimiz biraz evvelki açı ıkınma esnasında daha kolay açılır. Daha kolay düzelir. Yükselttiğimiz evet. Zaman. Yani zorluk çekenler eve böyle bir şey alabilir. Evet. Peki siz ne kullanıyorsunuz? Bunun için bir ilaç ve bir şey alıyor musunuz? Kompostalarına, sıvı gıdalarına. Ben hani hocam tiroid dedi. Tiroidim var. Safran kesem yok. Ona bağlıyorum. Safran kesem yok. Hazmedemiyorum diye var mı böyle bir şey? Safra kesesinin alınmış aldırdım. Olması kabızlık etkili midir? Çok etkili değildir. Çok etkili değil. Ama hipotiroidim var dedi. Efendim? Hipotiroidim var dedi. Kesinlikle etkilidir. Kesinlikle etkili. Yani onu çok iyi takip etmeniz lazım. Hipotiroidden dolayı bir tablet verilmiş olması lazım size. Hocam.
kullanıyorsunuzdur herhalde. Kullanıyorum onları, 50 miligram. Evet, ama arada buna rağmen kabızlık devam ediyorsa yine de hormonlarınızı ölçtürmeniz lazım. O tableti bir değil belki de 1,5 tablet almanız lazım. Belki de iki. Onu da ancak 1,5 alıyordum. Sonunda. Efendim? 1,5 alıyordum. 50'ye düştüm. 1,5 alıyorsunuz. Hala kabızlık var. O zaman bir gastroenteroloğa başvurmanız gerekecek araştırılması için. Peki hocam tiroid için değil ama kalın bağırsak hareketini arttırmak veya kalın bağırsağın içerisinde daha çok su çekmek. Birçok varyasyonu var bu evet. Kabızlıkta kullanılan ilaçlar. Bunlar bağırsak tembelliğine yol açar mı? Bağımlılık evet. yapar mı? Bunları sürekli kullanan insanlar bırakabilirler mi? Bitkiyle çözmek mi daha iyi, ilaçla mı çözmek daha iyi? Yukarıdan mı almak daha iyi, lavman mı yapmak daha iyi? Şu anda ekran başında bizi izleyenler bunu merak ediyor. Şimdi kabızlı olan kişilerde biz belli tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu anlattıklarım zaten bunların hepsini içerecektir. Bir kere beslenme alışkanlıklarını düzeltmemiz lazım. Mide bağırsak hareketlerini de arttırmamız lazım. Yani egzersiz yapmamız lazım, hareket etmemiz lazım. Şimdi biz diyoruz ki hastamızın kabızlığı var. Bize geldi, araştırdık. Tiroid bezi normal, kalsiyum normal, diğer şeyler normal. Alarm bulgusu yok, tümör yok, başka şeyler yok. Özel beyin omurilik hastalığı da yok. O zaman diyoruz ki öncelikle size diyet vereceğiz ve egzersiz yapacağız. Egzersizimiz de şöyle. Her sabah 2 bardak su için kalktığınız zaman sonra tuvalete gidin. 15 dakika tuvalette oturun. Oturduğunuz zaman ayağınızın altına bir yükseklik koyun ve ıkınma hareketleri yapmayın. Ama her iki kolunuzu koyaraktan, öne doğru eğilerekten hafif masaj yapabilirsiniz diyoruz. Ve aynı zamanda ıkınmayın ama şu hareketi yapın diyoruz. Bağırsakları hareket ettirmek için nefes alma egzersizleri yapın diyoruz. Yani şöyle, bir eliniz göğüste olacak, bir eliniz karnınızda olacak. Ve derin derin nefes alacaksınız ama göğüste bulunan şu eliniz hareket etmeyecek. Karın hareket edecek. Alıp vereceksiniz ama karın hareket edecek. Bir kere bu egzersiz bağırsak hareketlerini arttırır ve yukarıdan aşağıya, mideden aşağıya başlayan refleksleri arttırır. Bunları sabah yapın diyoruz. Çünkü dışkılamayı kolaylaştıran özel refleksler var. Bunlar sabah daha etkindir. Daha kuvvetlidir. Onun için sabah mutlaka su içip bu egzersizleri hocam, yapmak gerekir. Suyu çok içiyorum. Çocuklarıma gidiyorum. Affedersin koşa koşa eve gelirim. 2-3 gün oralarda rahatsız oluyorum, şişiyorum. Eve gelince bu stresten olabilir mi? Psikolojik midir? Pardon. Yani stresli bir ortama girmek kabızlığı arttırabilir. Kabızlığın yaklaşık, evet depresif olan kişilerin %25'inde belirgin kabızlık vardır. Yani arasında bir ilişki vardır. İlaç. İlaç. Bitki. Önce şunu, isterseniz şunu tamamlayalım. Lütfen. Bir egzersizlerimizi yaptık. Bir kere bu nefes alma hareketi çok önemlidir. Yoksa ıkınırsanız çıkan dışkı makat kısmında çatlak yapar. Hemoroidleri kanatır. Makatın son kısmındaki kalın bağırsağın iç zarını dışarıya doğru ilerletir. Biz buna prolapsus deriz. Bağırsak dışarıya çıkabilir. Yani bu ıkınma hareketlerinin yarattığı komplikasyonlar, sorunlar vardır. Ondan uzak durmamız lazım ve bu nefes alma egzersizini yapmamız lazım. Sonra gün içinde özellikle kayısı, lif miktarını arttırabilirsiniz. Eğer ki yavaş transit değilse ki onu ölçebilen bir kapsülümüz de var. Birazdan bahsedeceğim. Bol miktarda lif alacaksınız. İşte kayısı en iyi örneklerden teki, erik kurusu en iyi. Yine komposto oldukça güzel ama bir de diyoruz ki hareket edin. Bağırsakları ne harekete geçirir? Bağırsakların ilerletici hareketlerini yürümek örneğin ve koşmak arttırır. Her bir ayağınız yere attığında bu bağırsağa giden bir uyarandır. Titriyor, bir onun uyarı için var. Yürüyeceğiz, hareket edeceğiz. Veya özellikle evde sırt üstü yatıp ayaklarınızı kaldırabilirsiniz. Bu karın kaslarını güçlendirir. Özellikle hamilelerde gevşer, bir hormonal değişiklik olur, progesteron artar ve arkasından da bağırsak kasılmaları azalır. Ama hamilelik sonrasında da kaslarımız zayıfladığından dolayı egzersiz yapmalıyız ki bu kabızlığı geçirebilelim. Bundan sonra tabii yapılması gereken bu diyet egzersiz önlemlerini aldınız ama halen kabızlığınız çözülmedi. O zaman biz size değişik ilaçlar öneririz. Ama bu ilaçlar mümkün olduğunca zararsız ilaçlar olmalı. Örneğin bazıları çok şekerli bir ilacımız var ondan veririz. Siz küçücük bir şurup içersiniz 5 cc şekerli ama o bağırsağa gelince kocaman bir top olur. Ve o zaman bağırsak der ki içimde gayta dışkı var onu ilerleteyim. Hareket ederek ilerletir. Başka tipleri de var tabii ki böyle dışkılamayı arttıran. Mesela bağırsak hareketlerini doğrudan arttıran, kasılmasını artan, uyaran ilaçlar var. Onlar da kullanılabilir. Ve çok daha etkili, biraz santral beyine de etkili yeni ilaçlar da var. Onlar da kullanılabilir. Bağımlılık yaparlar mı? Şimdi bağımlılık konusuna gelince özellikle eskiden beri kabızlı olan veya bağırsak tembelliği. Bağırsak tembelliği denen hadise
olabilir. Laksatif alışkanlığı diyoruz biz buna. Maalesef çok uzun yıllar 1, 3, 5, 10 sene kullanılanlarda artık ilaç almadan tuvalete çıkamıyorum der bu kişiler. Ve bağırsağa girdiğiniz zaman zaten bağırsağın içinde melanozus koli deriz. Biz kolonoskopide görürüz. Yıllardır kullanımından dolayı bu ilaçların bir böyle bir görünüm olmuştur kolonda. Bunları yavaş yavaş kesmek için bazı önlemler alırız. O özellikle uyaran ve biraz rahatsızlık yaratan ilaçlara değil de daha basit zararsız ilaçlara basamak basamak geçeriz. Tabii sinameki veya bitki çaylarına gelince zarar veriyor mu? Çok ilginç bir şey. Sinameki veya bazı bitki çayları veya bazı bitkiler bu bağırsağa girdiği zaman hacim oluşturan değil de bağırsağın içini kazıyan tipte laksatif veya kabızlığı engelleyici ilaçlardır. Örneğin sinameki. Hatta bizim hemşirelerimiz bile kolona girdiğimiz zaman kolonoskopla bakar ve fark ederler. Bu hasta sinameki alıyormuş derler. Yani o kadar sinameki ki sinameki bağırsağı deriz. Kalın bağırsakta sorun yaratır. Mümkün olduğunca bu tip bitkisel ilaçlardan uzak durmak lazım. Çünkü bunların bir de sadece sinameki değil karışım olanları var. 8, 10, 20 tane karışım. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bazen bir bakıyorsunuz karaciğer enzimleri ben hatırlıyorum bu tip çaylardan içtiğimde böyle sümüksü yapıyordum. Böyle beyaz bir köpük de oluyordu beraberinde. Tabii. Yani bir de bunlar karaciğer enzimini yükseltiyor. Bazı hastalarımız ben bitkisel ilaç kullanıyorum diyor. Tetkiklerine bakıyoruz karaciğer enzimleri yükselmiş. Diyoruz ki ilacı kesin gerçekten geliyor 15 gün sonra düzelmiş oluyor. Yani bu tip bitkisel ilaçları kullanmak yerine çok zararsız bazı ilaçlar var. Ama başka bir şey de var. Sadece kabızlığı biz böyle ilaçlarla tedavi etmiyoruz. Kabızlığın biraz evvel bahsetmiştim. Bazı tiplerinde şu açı bozukluğu varsa ki %25'i bu açı bozukluğu. Yani sinerjisi bozulmuş dışkılama deriz biz buna. Hasta der ki dışkı geliyor buraya geliyor takılıyor. Kapak varmış tıkaç varmış açılmıyor ve aşağıya geçmiyor der. İşte o zaman biz dissinerjik defekasyon veya öbür ismi diğer adıyla çıkış bozukluğu dediğimiz kabızlık deriz ve buna yönelik özel cihazlar var. Biz onu kullanırız. Yoksa diğer ilaçlarla kolay kolay onu tedavi edemezsiniz. Cihaz yıllar dediğiniz boyu. Bu mu? Evet bu tip bir cihazımız var. Bunu ben göstereyim. Şimdi bunu biz dissinerjik defekasyon olduğu zaman makatın iç kısmına yerleştiririz ve kasılma hareketi yaparız. Elimizle de görürüz. Sıktığımız zaman burada özel bir ok sistemi vardır ve yükselir. Şimdi bunu sanırım oradan görmek mümkün değil ama ben şöyle göstereyim. Şöyle gevşeme göstereyim. Egzersizleri, pardon şuradan açayım. Gevşeme egzersizleri bakın şuradan yükselir. Sıkıp sık bırak, sık bırak tarzında egzersiz yaptırırız biz makat bölgesine ve böylece açı bozukluğu bir müddet sonra düzelmiş olur. Bu bip diye ötüyor. O zaman tavana kadar ulaşmış demektir gevşeme. Önce sıkıyorsunuz, maksimum sıkmadan sonra gevşemeye bırakıyorsunuz ve bu açı düzeliyor. Kapak hareketleri de düzeliyor yani, o zaman. Yani çıkış bölgesindeki kasları evet. Eğitmeye çalışıyoruz eğitmeye aslında. O sinerjiyi yakalamaya çalışıyoruz yine açılıp kapanma sinerjisini dışkılarken. İnsanlar evde kendisi yapabiliyor mu? Kendisi yapabilir bu taşınabilen tipte cihaz olduğu için ama bizim kendi kliniklerimizde de ayrıca cihazlar var eğitime geliyorlar 1, 3, 5, 15 gün ama onun yerine bunu hastamızın yanına veriyoruz ve kendisi bu eğitimi kendisi yapıyor. Ama önce biz kliniğimizde küçük bir eğitim veriyoruz kendilerine yarım saatlik bir eğitim oluyor. Evet ilginç teknoloji burada da ilerledi hatta çıkış yolu için evet. Egzersiz olduğunda ilk defa duydum. Evet. Evet son soru programımızı artık kapatıyoruz. Kullanıyorum bazı şikayetler var o ilaçlar çok olduğu için olur mu? İlaç kullanımı kabızlık yapar. Çok dikkatli olmak lazım. Özellikle karıştırmamak evet. Lazım. Bazı tansiyon ve kalp ilaçları bunu yapar. Teşekkür ederim. Evet, hayatın ritminde bugün çok fazla hasta hikayesi de vardı. Özellikle belki basit konular olduğu için hepsinin koltuğunda, tribünde ağırladık. Çünkü sadece bir kişiyi değil, sadece iki kişiyi değil. Belki de birçoğunu kapsayan bir durumdu. Bizim de şahsen yaşadığımız durumlar vardı. Dolayısıyla hepsini detaylı bir şekilde inceledik. Bugün ayak ve bağırsaklarımızın sağlığı vardı. Madem normalleştik diyorum, evet hayatın ritmi o zaman sonuna geldi. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşçakalın.